Şimdi 2021'e adım adım yaklaştığımız şu günlerde adım adım yaklaşıyoruz ve 2021 hepimize güzellikler getirsin. En baştaki temennimiz bu. Ama bazı burçlara özellikle iş hayatında, para konusunda inanılmaz bir yükseliş getiriyor. Evet. Bazı burçlar 2021'de iş hayatında muhteşem bir yükseliş yaşayacak. Bir bakalım mı? Önce koçlara. Koçlar 2021'de işte ve parada nasıllar? Vallahi çok şanslı olacaklar Nur. Ee, para kazanma, ilerleme, iş kurma, kendinden söz ettirme konusunda yılın enleri arasında koç burcu. Müthiş. Kesinlikle enleri arasında. Sabırlı olma, büyüme, ilerleme ve yükselme konusunda yine enler arasında olan ikinci burcumuz boğa burcu. Ayrıcalıklar, farkındalık yükselişi, kendi ile alakalı hedefler konusunda da muazzam dönüşüm ve değişim yaşayacak. Yani çok para kazanma konusunda koçlar enler arasında kendinden söz ettirerek e, bulunduğu ortamlarda ünvanını arttırarak enler arasında da boğalar olacak. Tabii ki para kazanacak ama ünvanına ünvan katacak. İnanılmaz. Yani belki şey diyorsun parası ünvan ya yani ünvanı parasının önüne geçecek. Önüne geçecek. Kazancının önüne geçecek bir sonraki yıllar Bilboğa için. olarak. Belki bir sonra yılın ikinci yarısı ve sonrası için o ünvan daha da büyük kazanç elde etmesine etki edecek ve yardımcı olacak. Müthiş. Ee, i̇kizler için ağır ilerleme e, ama temkinli olma e, olasılığı çok yüksek. E, sabırlı olurlarsa yılın ikinci yarısı ve sonrasında çok daha büyük başarı ve yükselişler elde edebilirler. Yani maddi konuda zorluk çeken ikizler varsa eğer ikinci yarı ve sonrasının ikinci yarısından sonra enler arasında yerlerini alabilirler. E, süper kesinlikle Aslında. yılın başından sonuna kadar çok para kazanma büyük yükseliş ve başarı elde etme konusunda ikinci büyük enler arasında olacak olan yengeç hmm. kesinlikle anlat anlat da nasıl olacak ne ee, yapacak yengeç şimdi bir kere eğer bir yengeç koç yenge, yükselen yengeçse güneş yengeçse kesinlikle geleceğe yatırım yapma konusunda tüm hayallerini tek tek hiçbir zorluk çekmeden ...geliştirecek ve gerçekleştirecek. Müthiş. Yani hedefin neyse... ...2021 yengece... ...bunu sunacak. Ve zaten çok sabretti. Çok zor bir dört yıl geçirdi. Çok yıprandı birçok yengeç. Kimisi iflas etti, kimisi boşandı. Kimisi haksızlığa uğradı. Kimisi kandırıldı. Ee, ama şimdi... ...bunların hepsi bitiyor. Hep diyorum ya bir yıldır. Kimseye isyan etme bir yengeçsen... Sabret, dua et, şükret, arkana yaslan, seyret. Şimdi seyredeceğin yıldız. Aynı şey koç burcu içinde geçerli. Sabrettin, şükrettin, dua ettinse yıl boyunca hem kendini seyredeceksin hem etrafı seyredeceksin. Harika. Parayla seyredeceksin. 2021'de hemen milli piyango bileti alması gereken burçlar. Koçlar ve yengeçler. O kadar. Kesinlikle. Koç ve yengeç hemen piyangonuzu alın. Ya bana çıkmıyor demeyin, o enerjiyi evrene yaymayın. Peki, devam edelim yengeçlerden sonra. Aslanlar, e, Şubat ayında Mars ve Neptün'ün onları zorlaması olası... E, ...bilmediğiniz, düşünmediğiniz işlere yatırım yaparsanız... ...çok büyük talihsizlikler yaşayabileceğiniz bir yıl yaşayıp geçirebilirsiniz. Eller arasında olmak istiyorsanız e, Nisan ayı ve sonrasında... ...Şubat'ta ve Mart'ta çok temkinli olmanız gerekiyor. Yani planlı, programlı olmanız gerekiyor ki... ...Mars mücadelenin, savaşın gezegeni. Şubat ve Mart. Mart, Neptün e, önünüze perde inip... ...flu duygularla yolunuzu göremeden ilerlemenize neden olabilir. Bunları yaşamazsanız Nisan'dan itibaren iyi işler yapıp... ...iyi paralar kazanmak konusunda kendinizi enler arasında bir yer belirleyebilirsiniz. Süper. Peki ama aslanlar. Ama az ama çok. Başaklar e, özellikle. Bir dakika, ha aslandır konuştuk. konuştuk. Başaklara geç. Başaklar özellikle e, ikizler gibi temkinli olması gereken bir yılda. E, lütfen güç arayın, güçlü olmayı dileyin. Çünkü güç kazanmayı belirlemeniz gereken bir yıldasınız. Hiçbir işi, hiçbir insanı sponsor olarak görmeyin. Bir Başak Burcuysanız, yani sizi mutlu edecek işler yaparsanız, size güç ve güven katacak işlerle ilgilenirseniz, e, kendinize çok iyi bir yer belirleyebilirsiniz. Mayıs, Haziran aylarında ama bunu belirlemezseniz, yılın başından sonuna kadar bütün talihsizlikleri başınıza ve hayatınıza çekmek zorunda kalırsınız. Peki. Biz ne diyoruz? burcunuz sizi yönetmesin. Siz nasıl yol alacağının bilincinde olursanız, bu farkındalığı yaşarsanız enler arasında yer almaya hak kazanırsınız. Lütfen dikkat. Peki ya teraziler? Özellikle Nisan ayına kadar önümü görmekte zorluk çekiyorum. Ne istediğimi bilmekte şaşırıyorum gibi duygular ile hareket ederseniz ...ellerin arasında kendinizi görmekte zorluk çekersiniz. Yani biz bugün sadece maddiyat ve iş olarak konuşuyoruz. Evet kesinlikle. Yani param yetmiyor, yarına ne olacak, öyle bir kaygım var diyen terazilerdenseniz... ...çok iyi dinleyin. Nerede dedin? Başakların e, terazilerin. pardon terazilerin özellikle yılın ilk dört ayında... ...asla netsiz, kesinlik kazanmayan hiçbir şeye başlamaması lazım içine sinmeyen hangi aya kadar? E, 20 Nisan'a kadar. İçine sinmeyen hele ki 30 Ocak 19 Şubat yılın ilk Merkür gerilemesi Kova Aslan burcu aksında gerçekleşecek. Yani o arada hiçbir yatırım yapmasın. Bir daha söyler misin? 30 Ocak ile 19 Şubat arasında Terazilerin asla hiçbir yeniliğe, hiçbir yatırıma adım atmaması gerekiyor. Neden? Neden? Çünkü gezegenlerin kombinasyonu ve yılın ilk Merkür gerilemesi hava grubunda. Hava burcu Terazi, hava burcu Kova. Ee, dünyalarını başına yıkabilirler. Bir iş bırakırlarsa yani yatırım yeni bir yaparlarsa iş... iflas edebilirler. İflas edebilirler. Oo. Bunlara dikkat ettikleri takdirde 21 Nisan ve sonrasında çok iyi ilerleme, kendinden Süper. söz ettirme, başarı kazanma arasında Yine eller arasında yerlerini bulabilirler. Ee, Nisan sonrası mı? 20, 25 Nisan ve sonrası. Ama 25 Nisan ve öncesinde yani 2021 Ocak, Şubat, Mart, Mart Nisan, Nisan teraziler için çok, çok tehlikeli. riski. Mesela iş değiştirmemeleri gerekir. Asla işlerini değiştirmemeleri gerekir. Yatırım yapmasınlar. Ee, Yeni bir işe atılmamaları asla gerekir. Asla yapmasınlar. Yoksa zarar görürler. Akrepler de e, koçlar gibi, ilk burcumuz gibi çok para Şanslı kazanma mı? konusunda e, enler arasında ne üçüncü, e, dördüncü sırada olacaklar. Koç, e, yengeç e, ve akrep için para kazanma açısından muazzam Artış. bir yıl. Yani para konusunda enler arasındaki en tacı başına takmış yıl boyunca o para tacını başından indirmeyecekler. Aa, çok kesinlikle güzel. Kesinlikle. Yani akrep olasım geldi şu anda. Kesinlikle ama sen bir yerden yakalıyorsun ayın akrepte. Ha, öyle oluyor mu peki? Tabii ki oluyor. Düşüncelerinle bir <laughs> şey kazanabilirsin. <laughs> e şöyle mi bir dakika şimdi sadece benim için değil ama mesela bizi izleyenler arasında yükselen, akrep yükselen burcu olan, akrep olan da tabii yakalıyor. Tabi ki terazisinizdir ha. yükseleniniz akreptir. O taç sizin de başınızda. Kesinlikle. Ha, Bu sefer güneş burcunuz yükseleninizi kıskanabilir. Keşke ben yükseleni olaydım diye. Peki akrepler için tavsiyelerin ne? Onlar ne ee, yapsınlar? 2021'de iş ve para konusunda Ekim ayına kadar Merkür ve Satürnün e, çok büyük ilerleme, büyük düşünme, güç ve güven kazanma konusunda e, potansiyel başarıları elde etme konusunda e, sunduğu olasılıkları hiç göz ardı etmesinler. Hı hı. Örneğin bir akrep burcuysanız bir anda yazı, kitap yazmaya karar verebilirsiniz. Aa. Yazarlık yönünüzle yüzleşebilirsiniz. Ee, çok yani, para kazanabilirsiniz. Çok para kazanabilirsiniz. Kesinlikle. Hatta mühendislik alanda hiçbir işiniz yoktur. O alanda yüksek lisans yapmaya karar verebilirsiniz. O kadar. Kesinlikle. Kendinizi geliştirme ve öğrenme açısından da büyük zenginlikler kazanacaksınız. Sadece parayla değil, bilgiyle de zengin bir yıl olacak akrepler yani için. Yani akrepler değişecek, gelişecek ve zenginleşecek. Kesinlikle, kesinlikle. Ay çok güzel. 2021 akrepler o zaman güzel bir e, yıl olacak 2021 yılı. Evet. Yaylar için enler listesinin başında yer almak isteyenler ocakta çok dikkat etsin. Niye? Neden Ocak ayı 2022'ye kadar şanslı olmak istiyorlarsa iş ve çalışma hayatlarında sakin, sinirleri alınmış, öfkeden uzak herkesle uyum içerisinde olmayı başarırlarsa muazzam para kazanacakları bir yıl geçirebilirler. Müthiş. Ama çalıştıkları insan ile çalışmayı planladıkları kişiler ile sinirleri alınmış, <laughs> sakin, ılımlı, uyumlu, kafasına vur, ekmeğini elinden al, görüntüsünü ortaya koymaları lazım. Asla kimseye uyanık bilmiş görüntü çizmeyin gelebilecek şansların bile gelmesine engel olursunuz. Bakın neyi yapmalı, neyi yapmalısınız. eller ee, arasında olmak için. Eğer Ocak ayının ilk başında temkinli, dikkatli olursanız kesinlikle şans elinizi, sizi bırakmayacak ve terk etmeyecek 2022 Ocağı yani çok kadar. Çok güzel. İnanılmaz paralar kazanacak. Müthiş. Liderlik koltuğuna oturacak. O koltuktan da kimse sizi kımıldatamayacak. Ama bilmiş olmazsanız 31 Ocak'a kadar. Peki ya Aman oğlaklar? Dikkat. Ya oğlaklar? Onlar bütün şanssızlıklarından arınıyorlar. Ee, şimdi İşsiz bak, İşsiz oğlak varsa mesela 2021'e işle gir gir giriyor mu? Parayla giriyor mu? Şubattan itibaren dönüşüm değişim başlıyor oğlakların hayatında. Ay çok güzel. Ee, zaten 28 Kasım 2008'den beri Pluto onları mahvetti. Yaktı, yıktı, yok etti. Doğru vallahi. İnan bana çevrenizde tanıdığınız oğlaklar Oğlak var, varsa var. 28 Kasım'dan beri daha ne yaşayabilirim? Bir uzaylılar yere inip beni <laughs> Mars'a kaçırmadı diyorsunuzdur. <laughs> Kesinlikle. Hani bu sene diyorduk ya daha ne yaşayabiliriz? Allah muhafaza. Beterin beteri var. Şubattan sonra mı düzeliyor peki? Şubat 2021 ve sonrası Şubatından sonra. alıp yürüyor. Aa. Eller listesinde inanılmaz. Bak yengecin karşıt Burcu Oğlak'tır. E bu senenin son dolunayı da yengeçte gerçekleşecek. Biraz o böyle ocakta kasabilir, e, yorabilir o oğlakları. E, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Aman canım başınıza gelenler gelmiş. Ne olmuş da olmuş. Geçmiş bitmiş diye bakın. Asla hüzün duymayın. Şubattan itibaren Sindirella'nın sihirli değneği bana değdi dedirten değişimleri, gelirleri, kazançları ve fırsatları elde edeceksin efendim, elde edeceksiniz efendim. Ya kovalar onlar zaten e, eğer ki Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta Satürn ve Neptün'ün oyununa gelmez de Satürn ve Neptün'ün oyununa gelmeye izin vermezlerse her önlerine gelen fırsatın hayatın fırsatı gibi görmezlerse Mart'tan itibaren çok iyi para kazanacaklar. Çok iyi işler kurup ilerleyecekler. Muazzam ekip çalışmaları içerisinde kendilerinden söz ettirecekler ama bak Ocak, Şubat ve Mart lütfen e, kimsenin sizi kandırmasına e, sunulan fırsatların hayati fırsat olmadığının bilincinde olarak dikkat ederseniz Mart 15 ve sonrasında inanılmaz her işinizin yolunda ilerlemesiyle mutlu olacaksınız. Hani deriz ya işin rast gitsin. Yanlış Amin. bir kelimedir bak. Öyle mi? G Niye gitsin? Burası ilerlesin. Gitsin kelimesi var. Ha. Gitsin gitsin yani. Burası ilerleyecek. Kesinlikle. Çok tatlı ya. İşin ras ilerlesin. Ras ilerlesin. Bak bir buluş buldun. Evet bak icadı buldum gördünüz mü? <laughs> <icadı> buldum. <gülüyor> 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 Kovaların işi nasıl ras ilerleyecek? Hangi aydan sonra? Mart 15 ve sonrasında. Ama Ocak'ta, Şubat'ta. E çok hareketli olacaklar, çok enerjik olacaklar. Şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Her işte başarılı olabilirim. Bu modda ilerleyecekler. Ay çok güzel. E, ne güzeli. Ne? E, büyük talihsiz fırsatlar gelebilir önlerine seçmesinler. Ha olmasın. Sakın onların hiçbirisi size cazip gelen fırsatlar kandırılmanıza, para kaybetmenize neden olabilir. Hangi Baban kadar dikkat 15 ediyorlar? 15 Mart'a kadar. 15 Mart'a kadar. Mart kadar kovalar çok dikkatliyiz. 2, Babanız 27, bile 2, istunsa araştırın. Bakın, o kadar mı? Babanız bile iş sunsa araştırın. Peki. Mart 15'e kadar zamana ihtiyacım var deyin. Karar vermeden önce. Çok çok güzel bilgiler verdim bugün. Balıklar peki? Sevgili peki, balıklar. bile nasıl giriyorlar? Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Onlar maceracı bir ruh içerisinde bir yıl. Yaşarlarsa hem para kaybederler hem kazanacaklarından olurlar. Ay ne diyorsun? Yılın ilk 7 ayı. Evren onlara yalvarıyor, maceracı davranma, yaşama. Eğer maceradan uzaklaşırsan, hı hı. davranışlarını dengelersen muazzam derecede güzelliklere, iyi ilerlemelere, iyi fırsatlara ve güzel kazançlara sahip olabilirsin. Çok iyi. Özellikle e, Temmuz ayından itibaren kendini e, macera ruhundan korursan e, başarı tacı seninle birlikte hem yolunda ilerleyeceksin kazanarak, hem de çok iyi fırsatlar elde edeceksin. Ama lütfen maceralardan uzak dur. Müthiş. Hangi tarihe kadar uzak duruyorlar? Tekrar 21 Temmuz'a kadar. 21 Temmuz'a kadar. 2021'in Temmuz ayına kadar balıklar maceraya atılırsanız iş ve maddi konularda çok büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. 2021 gümbür gümbür geliyor değil mi Nuray? Çok iyi bir yıl olsun vatanımıza, milletimize, dünyamıza. Belki ben tabii ki yeni yıl e, burçlarını açıklarken tek tek dünyada ve ülkede neler olacak onların da hazırlığını Şimdi yaptım. Şimdi onu da söyleyelim. 2021'de çok kısa bile olsa değinelim. Az sonra 2021'de değinelim. yani genel olarak neye dikkat edelim? Ona da bir değinmekte fayda var değil mi? Evet çok önemli açıklamalarım var ama. Peki ama benim de çok kısa reklam aram var. 2021'de nasıl bir yıl bizi bekliyor Nuray? Bu yıl yaşadığımız, hüzün duyduğumuz, korktuğumuz, yıprandığımız her şeyden Allah'ın izniyle 23 Nisan Çocuk Bayramı'na kadar kurtuluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk evet, Bayramı. E, o gün birlikte bayrak sallayalım beraber. Gerçekten mi? Yürüyelim çocuklarla Ay birlikte. Inşallah. İçimizdeki o küçük kız çocuklarıyla koşalım, coşalım, <laughs> Pikniklere gidelim. Tamam. 2021 ayrıca detaylı olarak konuşacağız. Tekrarını izlemek isteyenler YouTube Hayatta Her Şey Var'dan bakabilirler. <laughs>